Şehri Erzurum'dan herkese selamlar. Bugün Atatürk Üniversitesi'ndeyiz ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necip Fazıl Kisalı hocamla birlikte Erzurum ve üniversitemize dair konuları ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şifa Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim hocam, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu ve şimdi de Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda üst düzey görevler alıyorsunuz. Bunları, bu süreci bize anlatabilir misiniz hocam? Tabii, Erzurum doğumluyum. Orta lise, ilkokul, orta ve lise Erzurum'da okudum. Üniversiteyi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra kısa bir öğretmenlik Diyarbakır'da. Öğretmenlikten sonra Atatürk Üniversitesi'nde 1994 yılında araştırma görevliliğine başladım. O zaman burada yüksek lisans yapma şansımız, imkanımız yoktu. Tekrar Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans. Devamında da doktora eğitimini tamamladık. Doktora eğitimi bittikten sonra da tekrar üniversitemize dönerek burada yan doçent, doçent ve profesörlük süreçleri devam etti. Çocukluğumuzdan beri sporla iç içeyiz. Bir tarafta mektep ayağı ilerlerken bir tarafta da alaylı olarak spor hayatımız devam etti. Aktif olarak milli takım düzeyinde güreş, badminton, amatör düzeyde futbol ve kayak sporlarıyla iştigal olduk. Devamında da doktora sonrası Spor Bakanlığı'nda Eğitim Daire Başkanlığı ve Kayak Federasyonu'nda da genel sekreterlik görevlerini yaptık. Bunun yanında işte Spor Bilimleri Fakültesi'nde o zamanki adıyla Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu olduğu dönemlerde bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlıkları görevlerini devam ettirmiş olduk. Şimdi de Allah nasip etti, Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekanlığı görevini yürütmekteyim. Teşekkür ederim hocam. Şöyle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda üniversite sınavı oldu ve bundan sonraki süreçte de tercih dönemine gireceğiz. Öğrencilerimiz sizce Atatürk Üniversitesi'ni neden tercih etmeli? Onlara neler söylemek istersiniz? Şimdi üniversiteler Türkiye'de bayağı oluştu. 138 tane en son bildiğim kadarıyla devlet üniversitesi vardı. Vakıf üniversiteleriyle beraber 188 tane. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Baktığınız zaman 1957'de kurulmuş, 63 yıllık geçmişi olan Türkiye'nin herhalde 6. ve 7. kurulan üniversitesi konumundaki bir kuruluş Atatürk Üniversitesi. Ciddi şekilde eğitime katkı vermiş, günümüze kadar adı üniversite kuran üniversite ile özdeşleşmiş bir yapı. 80 bin örgün öğrencisinin olduğu, yaklaşık 400 bin açık öğretim öğrencisinin olduğu güzel bir üniversite. Şimdi 23 tane fakültesi var. Bununla beraber yüksekokulları, enstitüleri ile Türkiye'nin yükselen değerlerinden. Şunu net söyleyebilirim. Doğuda olmasa sebebiyle insanların işte batıda olması, istedikleri veya memleketlerine daha yakın yerleri seçmelerini düşündüklerinden dolayı belki bu bölgeyi biraz düşünmüyorlar. Ama geçmişte üniversitenin az olduğu dönemler Türkiye'nin en iyi üniversiteler arasındaydı. Bugün de en iyi üniversiteler arasında. Bundan hiç şüphem yok. Ama işte insanların daha yeni kurulmuş bir üniversiteye baktığınız zaman bir binası var, imkanları yok, kısıtlı. İnsan orayı tercih ediyor. Sebebi işte kendi memleketinde veya memleketine yakın alanlarda okumayı tercih ettiğinden kaynaklanıyor. Yoksa laboratuvarlarıyla, yapısıyla, alt yapısı tamamen bitmiş, hoca kalitesinin üst düzeyde olduğu bir üniversiteyi hayal bile edemezsiniz. Bugün baktığınız zaman kampüs yaşamına, kampüsüne, imkanlarına, Türkiye'de çok az üniversitede olan imkanlar bunlar. Ve yurtlar üniversitenin içinde, dışarıdan gelenler için bu kadar kolay ulaşılabilir, sıkıntı çekmeden okuluna gidip gelebileceği nadir üniversitelerden biri Atatürk Üniversitesi. Bunun yanında bir de bizim diğerlerinden ayıran özelliğimiz kış memleketiyiz.
kış sporlarının olduğu, karımızın olduğu, beyaz cennetimizin olduğu bir dünya. Seçtikleri zaman gerçekten bir üniversitede okuduklarını görecekler. Hayal ettikleri bir üniversitede okuduklarını görecekler. Bunun da ileriki yaşamlarına, kendilerine çok katkı sağlayacağını yaşamış olacaklar. Umut ediyorum. Hocam, kış sporları demişken akla zaten Erzurum'da ilk kayak geliyor ama daha çeşitli, daha geniş bir yelpazesi var, branşlarımız var. Bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz, bilgilendirin? Sporları tabii 2011 Üniversite kış oyunları Erzurum'a alındığı zaman o tarihe kadar, yani bunun alındığı tarihe kadar biz kayak sporunun haricinde pek fazla diğer sporlarla iştigal etmezdik. Ama bizim çocukluğumuzda babalarımızdan gördüğümüz buz patenlerinin olduğu, buz patenleri yaptıkları, kayakla atlamalarını yaptıkları, bu burada Kiremitlik Tepe'de o dönemler 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda kayakla atlama yaptıklarına da şahidiz. Ama ondan sonraki süreçte kayak daha ağırlıklı olmuş. Diğer branşlar pek rağbet görmemiş ve gelişmemiş. Ama 2011 ile beraber işte curling, buz pateni, buz hokeyi, show track gibi diğer kış branşları da hem otomatikmen hayatımızın içine girmiş oldu. Kayağın kendi içerisinde 4-5 branşı var. İşte kayakta atlama, biatlon, snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu. Bunun yanında işte curling, bunun yanında buz pateni, show track, buz hokeyi. Bunlar hepsi kızak, hepsi kış sporlarını birbirine bağlayan güzel branşlarımız ve şu anda onların hepsi üniversitemizde de, şehrimizde de, bölgemizde de aktif olarak yapılmaktadır. Hocam, gençleri bu spor dallarına yönlendirmek için, teşvik etmek için neler yapılmalı sizce? Şöyle düşünsünler, hayatınıza renkler katmak zorundasınız. Bu sadece hayatın meslek sahibi bile olsanız, ikinci bir uğraşınız, hayatınıza renk getirecek, size farklı alanlar açabilecek uğraşlar içinde olmalısınız. Bu bedenen de ihtiyaç, zihnen de ihtiyaç. Çünkü ben mesela en kötü böyle sinirlerim bozuk olduğu zaman bile veya moralim bozuk olduğu zaman bile çıkıp spor yaptığım zaman ve hiçbir şey yapamıyorsam, yürüdüğüm zaman çok rahat dağılabiliyorum. Ama işte o anlamda adam işinden yorgun çıkmış olabilir, hafta sonunu bu sporlarla geçirerek hayatına renkler katabilir. Onun için ikinci bir uğraş insanlara hem sosyal anlamda katkı sağlar, hem kendine özgüven sağlar, hem kendini yetişme alanında başka yeteneklerini keşfine imkan sağlar, kendini farklı bir alanlarda da yetiştirmiş olur bu anlamda. Hocam, şunu da sormak istiyorum. Erzurum'daki kayak pistlerini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Şüphesiz Erzurum denince kış sporlarının merkezi gelir hatta. Bir numarasıdır şüphesiz. Hem dağımızın güzelliği, hem işte bu spor alanlarının, salonlarımızın olması, bütün branşların aynı anda yapılabilmesi, Türkiye'nin tek kayaklı atlama pistinin alanının Erzurum'da olması bizi diğerlerinden, diğer şehirlerden çok farklı kılıyor. Onun için Erzurum kurtuluşu, sanayisi aslında kış sporlarına bağlı. Şöyle düşünün, Avusturya'ya bakın. Kış sporlarının merkezlerinden biridir. İşte Avusturya, Fransa, İsveç, Amerika, İtalya. Ama Avusturya'nın yıllık kış sporlarına, yani kayak turizminden elde ettiği gelir 45 milyar euro. Türkiye'nin yaz sporlarının, yaz turizminden elde ettiği gelire baktığınız zaman 35-40 milyar bandında olduğunu görürsünüz. Avusturya sadece bunun daha fazlasını bir kış sezonunda elde ediyor. Demek ki yani bizim ciddi bir şekilde Erzurum'u bir kış turizm merkezi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu alanlarla. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde havaalanına bu kadar yakın, hastanesine bu kadar yakın, şehir merkezine bu kadar yakın bir merkez daha bulamazsınız kayak tesisi. Havaalanından iniyorsunuz, 10 dakika sonra oteldesiniz, yarım saat içerisinde pisttesiniz. Otele yerleştikten sonra. Bunu dünyanın hiçbir yerinde yapamazsınız. Onu yapmadınız, hadi buz hokeyi oynayalım diyorsunuz veya curling yapalım diyorsunuz.
Hadi geliyorsunuz öyle. Salonlar hemen yakınınızda. Bunun yanında şehrin tarihsel dokusu var, kültürel mirası var. Dünyanın en tarihi şehirlerinden biri. Bunu ön plana çıkarırsınız. Yani bizim bacasız fabrika diye nitelendirdiğimiz bir karımız var. Erzurum'un da dünyaya açılmasının penceresidir. Bugün gidin dünyaya, kış sporlarının olduğu alanlara. Üniversite'den dolayı ve 2017 Avrupa Gençlik Oyunları'ndan dolayı Türkiye'den geldik diyorsanız hemen Erzurum'u sorarlar size. Niye? Artık bir marka olmuştur. Hocam, kış olimpiyatları demişken iki kere ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte bir olimpiyat şehrine yakışan şekilde var mı öyle planlar acaba? Şimdi zaten bu 2026 ile alakalı olarak adaylık başvurusu yaptık. Hı hı. Ama ondan bazı sebeplerden dolayı adaylıktan çekildik sayılır. Ama önümüzdeki dönem hiç şüphesiz 2011 Üniversite bugün o yarışmaya katılanlara kime sorarsanız tarihin en iyi üniversite olmuştur. 2017 Avrupa Gençlik Oyunları çok iyi geçmiştir. Parmak ısırmışlardır herkes. Bizim şimdi yapacağımız ya Dünya Gençlik Olimpiyatlarını, ikincisi de bu ikinci aşaması, en son aşaması da kış olimpiyat oyunlarıdır. Erzurum'a yakışan bu ikisidir. Olimpiyattan önce Dünya Gençlik Olimpiyatlarını alabilirsiniz. Peşine de olimpiyat, kış olimpiyat oyunlarını. Bundan zirve yaparsınız. Ama tabii eksiklerimiz var mı? Var. Dağı daha genişletmemiz lazım, pistleri, alanları daha açmamız lazım. Otel konseptlerini biraz daha yaymamız lazım dağın. Artık konaklığıyla da birleştirebilirsek herhalde dünyanın sayılı merkezlerinden biri oluruz. Şehri de çok büyük anlamda geliştiriyor, çeşitlendiriyor, canlandırıyor aslında bu tür girişimler. Şüphesiz. Sizi dünyaya tanınmanızı artırıyor. Devamında turistin gelmesini sağlıyor. Turistin geldiği zaman şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Otellerde çalışanlar sizin şehrin insanları. Yani sadece 5-6 ayağı var bu işin. Baktığınız zaman sanayi ayağı var, gıda ayağı var, hizmet ayağı var, sağlık ayağı var. Bunlar hepsi turizmin size getireceği katkılar. Bakın şimdi kayağın karın şekline, altıgen şeklindedir. Altıgenin her bir ayağına bir şeyi koyabilirsiniz. Bu ayakların işte birine eğitimi koyabilirsiniz, birine sağlığı koyabilirsiniz, birine turizmi koyabilirsiniz, birine sporu koyabilirsiniz, birine hizmet sektörünü koyabilirsiniz. Bu şekilde geliştiğin birine kültür ayağını koyabilirsiniz. Bunlar hepsi ne olmuş oluyor? Sizi bir kış turizminden bu şehre katacağınız zenginliklerdir bunlar. Sanayi Bakanlığı İşbirliği'nin Türkiye'nin en büyük sporcu eğitim ve rehabilitasyon merkezini gerçekleştirdik üniversitemizde. Dünyanın, Türkiye'nin en iyisi. Yani bu bugün İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da, İzmir'de yok bu tesis. Her sporcunun bütün performans ölçümlerini burada yapabilecek düzeydeyiz. Ve bunu da başladık yapmaya. Hem federasyonlarla anlaşmalar yaparak, hem gelen takımlara bu imkanları sunarak çok uzağa gitmelerini sağlamıyoruz. Hemen yanı başındayız diyoruz. Sizler mobil ekiplerimize ne destek verebiliriz? İşte geçen yıl İran takımı traktörün ölçümlerini biz burada gerçekleştirdik. Onun için biz hem şehir olarak hem üniversite olarak bu alanda belediyemizle, valimizle her anlamda dirsek dirseğe çalışabiliyoruz. İşte yüksek rakım siz takımları yaz aylarında bu kadar serin bir ortamda, nefis bir ortamda başka bir yerde kamp yaptıramazsınız. Onun için hem yüksek yazın yüksek rakımdan dolayı takımların burayı kamp merkezi olarak benimsemelerinden, kışın da kış turizmi, ikisini birleştirdiğimiz zaman Erzurum'un aslında çok ciddi olarak üzerine durup kalkınması anlamında öncelik vereceği bir yoldur bu. Kesinlikle. Hocam, bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Spor Bilimleri Fakültesindeyiz, hazır. Buraya öğrenciler
nasıl alınıyor, ne gibi koşullardan geçiyorlar ve sağlık spor bilimleri fakültesinin diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bizim bir asistanken bir hocamız vardı. O zaman rektör yardımcısıydı. Bizim eski müdürümüzdü hem de. Orada bir kelime yapmıştı işte. Demişti ki sizin o kadar güzel mesleğiniz var ki canınız sıkılıyor, spor yapıyorsunuz. Canınız sıkılıyor, oturuyorsunuz, kitapta bilim yapıyorsunuz. Bu işin kıymetini bilmekti. Şimdi diğerlerinden ayıran bizim özellik, bizim hem sahamız var hem masamız var. Biz canımız sıkıldı. Masa başında çalışırız, canımız sıkıldı, sahada çalışırız. Şimdi spor bilimleri fakültesi, dünyanın yükselen değeridir. Onun için gençlerin rağbet göstermesi kadar doğal bir şey yoktur. Birinci YGS sınavı denilen eski ÖSYM sınavından sonra belli bir puan baremini geçtikten sonra bizim açtığımız sınava müracaat ediyorlar arkadaşlar. Ona müracaat ettikten sonra bizim yapacağımız özel yetenek sınavında başarılı olanları bizim okulumuzu öğrenci olarak kabul ediyoruz. Onlarla 4 yıl burada öğrenci hoca olarak eğitim vermeye başlıyoruz ve devam ettiriyoruz. Hiçbir üniversitede bu kadar, biraz önce de bahsettiğim, sporcu eğitim ve adaptasyon merkezi. Kendilerini yetiştirme anlamında, alanlarında saha çalışmalarını yapabilme anlamındaki materyalleri öğrenebilecekleri en iyi laboratuvar. Bizde. Şimdi bunları birbirine bağladığınız zaman neden tercih sebebiniz Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dediğiniz zaman başka bir şey söylemenize gerek yok. İşte görüyorsunuz. Tırmanma duvarımız. Türkiye'de bir tane daha yaşıyor. Tartan pistlerimiz, spor salonlarımız, idari binamız ve kampüsümüzün hali. Bunları da birbirine eklediğimiz zaman diğer üniversitelerden farkımızı ortaya çok çabuk koyuyoruz biz. Atatürk Üniversitesi zaten köklü bir üniversite. Evet. Kampüsü çok geniş bir üniversite. Eğitim açısından da belki de öğrencilerin alabileceği en güzel eğitimi alabilecekleri yer. Bunları da bize çok iyi anlattınız hocam. Çok teşekkür ederim. Sizin ek olarak söylemek istediğiniz şeyler ben var mı? Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ağırlamaktan siz biz mutluluk duyduk. Şunu söylüyorum. Biz üniversite anlamında da bir logo şeyimiz var, ifademiz var. Hayatın izinde ileriye dönük gitmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Onun için hayata daha iyi bakmalarını veya hayattan daha iyi beklentileri girmek istiyorlarsa Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini ve Atatürk Üniversitesi'ni tercih edebilirler arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.